İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye yarın sandık başına gidecek. 55 milyonu aşkın seçmen anayasa değişikliği referandumu için oy kullanacak. Peki vatandaş yarın neyi oylayacak? Oy kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Haberimizde izliyoruz. Türkiye yarın siyasi tarihinin 7. referandumunu yapacak. Yurt içinde 55.319.222 seçmen anayasa değişikliği ile ilgili tercihini ortaya koymak için 167.140 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemleri Doğu illerinde 7-16, Batı'da ise 8-17 saatleri arasında yapılacak. Referandumda seçmen bilgi kağıdı gelmeyen vatandaşlar da oy kullanabilecek. Kağıdı bulunmayıp kütüye kayıtlı olanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan kimlik kartlarından herhangi bir resmi nitelikteki belgeyi yanında bulundurmaları yeterli olacak. Hangi sandıkta oy kullanacaklarını bilmeyen seçmenlerse Yüksek Seçim Kurulu'nun www.ysk.gov.tr internet sitesinden sandıklarını öğrenebilecek. Kullanılan oyun geçerli sayılabilmesi için de bir takım kurallar var. Oy pusulasının yırtık olmaması, üzerinde herhangi bir işaret ve yazı bulunmaması gerekiyor. Üzerinde tercih yazan mührünse evet ya da hayır seçeneklerinden herhangi birine basılmış olması, mührün tercih edilen alanın dışına taşırılmaması lazım. Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra son olarak sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak ve oy verme işlemi bu şekilde tamamlanacak. Engelli seçmenler ise o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir kişi birden fazla engelli seçmene yardım edemeyecek. Seçim yasakları da bugün saat 18 itibariyle başladı. Yayın organlarınca yarın saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Peki neyi oylayacağız? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna göre milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak, seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri 5 yılda bir aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği kesilmeyecek. Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısıyla merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek. Anayasa Mahkemesi'nin üye tam sayısı ise 17'den 15'e düşürülecek. Yurt dışında kayıtlı Türk seçmenlerin kullandığı oylar halen Ankara Ticaret Odası Kongrezyum Fuar ve Kongre Merkezi'nde. 57 ülkedeki 120 temsilcilikte kullanılan oyların yer aldığı 728 diplomatik torbada 1.326.070 oy pusulası bulunuyor. Yurt dışı oyları da Türkiye'deki oy verme işleminin sona ermesinin ardından saat 17'de açılıp sayılmaya başlanacak. Hakkari'den acı haberler geldi. Yüksekova kırsalında operasyon sırasında uçurumdan düşen bir binbaşı iki askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz de yaralandı. Van'daki hain terör saldırısının şehitleri de memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Bu arada İstanbul'da referandum öncesi eylem hazırlığı yapan DEAŞ terör hücresi çökertildi. 8 kişi gözaltına alındı. Hakkari'nin Yüksekova kırsalındaki operasyonda kayarak uçurumdan düşen bir binbaşıyla bir uzman çavuş şehit oldu. Bir uzman çavuş da yaralandı. Şehitlerden binbaşı Kürşat Selim Şenol'un Isparta'daki evine acı haber ulaştı. Şehit binbaşının yarın memleketi Uşak'ta ebediyete uğurlanacağı belirtildi. Van şehitlerimiz ise toprağa verildi. Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu bir güvenlik korucusuyla bir astsubay şehit olmuştu. Şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar Çatak'ta toprağa verildi. Aynı saldırıda şehit düşen 26 yaşındaki astsubay Sinan Babacan ise memleketi Yozgat'ta defnedildi. Şehit Babacan'ın 9 aylık evli olduğu öğrenildi. Benim kocam Sinan Babacan, adam gibi adam bu adam. Terörle mücadele ise kararlılıkla sürüyor.
Diyarbakır Lice'de bir terörist silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bir sığınak imha edildi. İstanbul'da ise referandum öncesi eylem hazırlığındaki DAEŞ hücresi çökertildi. 7 ilçede düzenlenen operasyonlarda rehine saldırısı faaliyetleriyle bağlantısı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyesi 41 yabancı uyruklu zanlı da yakalandı. Diyanet İşleri Başkanlığı şehit yakınlarını kutsal topraklarda ücretsiz götürecek, Türk Hava Yolları'nın da desteğiyle gerçekleştirecek olan ziyaret kapsamında ilk kafile 19 Nisan Çarşamba günü yola çıkacak. Şehit yakınları kutsal yolculuğa çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklara ücretsiz götürülecek olan şehit yakınları için beklenen gün yaklaşıyor. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerinin de yer aldığı ilk kafile, umre niyetiyle 19 Nisan Çarşamba günü yola çıkacak. Ziyaret, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türk Hava Yolları arasında yapılan protokol çerçevesinde gerçekleşecek. Buna göre 5 yıl boyunca şehit ailelerinin ulaşımı Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilirken, umre masrafları da Diyanet İşleri Başkanlığı'nca karşılanacak. Şehit aileleriyle birlikte geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlik kamplarında kalan ve bilgi yarışmasında birinci olan gençler de umreye gidecek. Suriye'den yine acı haberler geldi. DAEŞ tarafından kuşatılan kasabalardan tahliye edilen Suriyelileri taşıyan otobüslerin yakınlarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Birkaç gün önce yürürlüğe giren anlaşmayla 4000'e yakın sivil Halep'e götürülmeye başlanmıştı. Şimdi de İslam coğrafyasından derlediğimiz haberler gelecek ekrana. Kolombiya'da sel felaketinin yaşandığı Putumayo bölgesinin yaralarının sarılması için Türkiye'de el uzattı. TİKA felaketten etkilenen Mocoa kentine insani yardım malzemesi götürdü. Tıbbi malzemeler kentteki farklı sığınma alanlarına ulaştırıldı. Kolombiya'da nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 120'si çocuk olmak üzere 321 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin yardımları savaşın harabeye çevirdiği Orta Doğu'da da sürüyor. Bu kez terör örgütü DAEŞ'ın saldırıları nedeniyle Necef kentine sığınan Musul ve Tel Afer'li ailelere yardım götürüldü. Elhamdülillah Türkiye bizi unutmuyor. Türkiye de bizi sağladı. Türk Kızılay'ı yardıma muhtaç Türkmenlere yaklaşık 3000 koli malzeme ulaştırdı. Yerinden edilmiş insanların bulunduğu kamplara gittik. Türkmen kardeşlerimize Kızılay'la birlikte yardımları dağıttık. Bizim tüm Türkmen kardeşlerimize, sadece bu coğrafyada değil, tüm Irak coğrafyasındaki Türkmen kardeşlerimize çağrımız, Türkmenlerin hiçbir mezhepsel, bölgesel farklılık olmadan birbirlerine sımsıkı sarılmaları. Batı Şeria'da aylardır cenazeleri teslim edilmeyen Filistinli aileler gösteri düzenledi. Uluslararası topluma duruma müdahale et çağrısı yaptı. İsrail askerleri ise göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Onlarca Filistinli yaralandı. Atılan gazdan etkilenen pek çok kişi zor anlar yaşadı. İsrail farklı zamanlarda öldürdüğü 9 Filistinlinin cenazesini alıkoyarak ailelerine teslim etmeyi reddediyor. İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları devam ediyor. Şu an görevde olan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de adaylık başvurusunda bulundu. Eski cumhurbaşkanlarından Mahmut Ahmadinejad'ın da adaylığını açıkladığı seçimlerde eski başsavcı İbrahim Reis'i de aday. Danimarka'da Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olarak temeli 2014 Ağustos ayında atılan Brabrant Ulu Camii'nin resmi açılışı yapıldı. Camide 1500 kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Bismillah. Danimarka Türk Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Brabrant Ulu Camii dualarla açıldı. Ulu Cami, 2017 yılı Avrupa Kültür Başkenti olan Danimarka'nın ikinci büyük şehri Aarhus'ta inşa edildi. Resmi açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
aynı anda 1500 kişinin ibadet edebildiği cami, İskandinavya'nın kubbeli ve minareli ikinci camisi olma özelliğini taşıyor. Külliye şeklinde tasarlanmış yapıda konferans salonu, derslik, aktivite odalarının yanı sıra büfe ve kafeterya da bulunuyor. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, yaklaşan Ramazan ayı öncesi televizyon ekranlarında yaşanan din istismarına dikkati çekti. Muskalar satan insanların televizyonlarda arz-ı endam etmesi insanlarımıza zarar verdiği gibi bizim de kanımıza dokunuyor, dedi. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz düzenlenen halk buluşmasında konuştu. Televizyonlardaki din istismarına değindi. Din adamlarına da çağrıda bulundu. Önemine dikkat çeken bir husus. Ehliyeti, liyakati, diploması olmayan, sadece din istismarına yönelik dualar satan, muskalar satan insanların televizyonlarda arz-ı endam etmesi insanlarımıza zarar verdiği gibi bizim de kanımıza dokunuyor. Televizyonlarda bu işi hakkıyla yapan meslektaşlarımız var ve Allah onlardan razı olsun. Dini istismar edenlerden halkı da, dini de kurtarmak hepimizin ortak görevidir. Bugün nab-ı revan alan, bugün matem günüdür. Müftü Yılmaz, konuya ilişkin rahatsızlığın giderilmesi için ilgili mercilere başvuruda bulunduklarını ve bununla ilgili bir çalışma başlatılmasını beklediklerini de belirtti. Yerler yüzüne asuman alar. Uzun zamandan beri televizyonlarda alternatif tıp ve benzeri ilaçlar satarak sağlık alanında tahribat oluşturan yayınlar oldu. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle bu alanda diploması, liyakati, ehliyeti olmayanların konuşmaması ile ilgili bir çalışma başlatarak bu yayınlar durduruldu. Biz Diyanet İşleri Başkanlığımızla bu konuda ilgili ve yetkililere sorunları ilettik. Biz talebimizi ilgili mercilere ulaştırdık ve bununla ilgili bir çalışma başlatılmasını da bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, üniversite öğrencilerine İslam'ın bilgi ve ilme bakışını anlattı. Tekirdağ'daki sabah buluşmasında mazlumlar için dualar edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar bu yıl 42. kez düzenlenen fuarda bir araya geldi. Bu başlıkların da yer aldığı haberlerin ayrıntıları gelecek şimdi ekranımıza. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ankara'daki çeşitli üniversitelerde eğitim gören gençlerle Ahmet Hamdi Akseki Camii Külliyesi'ndeki Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi. Görmez, bilgi ahlakı, hikmet ve usul başlığıyla yaptığı konuşmada gençlere İslam'a göre bilginin mahiyetini, sahih bilgi kavramını, enformatik kirlilik çağında doğru bilgiyi aramanın önemini anlattı. İlim ve bilgi İslam medeniyetinde değerle yüklü bir kavramdır. Değerden arınmış değildir. Görmez konuşmasının sonunda gençlerin sorularını da yanıtladı. Şu mecazi ifadenin ihtişamını yapmışım aralarda. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına teşvik, tez, araştırma, üstün başarı ve uzmanlık kategorilerinde burs verilecek. Çalışmanın amacı gurbetçilerimizin eğitim ve akademik başarılarının arttırılması. İnternet ortamında yapılacak başvurular Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın oluşturduğu sekreterya tarafından ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakatlar şeklinde 3 aşamada değerlendirilecek. Kurulacak burs planlama kurulunda Dışişleri, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili birimlerinden en az genel müdür düzeyinde temsilciler yer alacak. Tekirdağ'daki Orta Cami'de dünya mazlumları için sabah namazı buluşması yapıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda namazın ardından zulüm altında yaşayan Müslümanlar için dua edildi. Biz mazlumlara korunak ve kalkan. Programın sonunda vatandaşlara çorba ikram edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar Washington yakınlarında açılan İkna Mas Fuarı'nda bir araya geldi. Ana teması Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed'in kutsal mesajı olan fuarda Amerika Diyanet Merkezi'de bir stand açtı. Ağrı Doğu Beyazıt'taki Ahmedi Hani Camii Doğu Anadolu Projesi İdaresi, kısa adıyla DAP ve Kaymakamlığın destekleriyle restore edilip ibadete açıldı. Burada hem aşev olacak inşallah. Cuma günleri burayı ziyaret eden insanlara çorba ikram olacak. Ayrıca da daha ileriki aşamalarda gerek sabah namazlarında ve diğer zamanlarda burayı ziyaret edenlere çorba ikram olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Eğitim Bilişim Ağı EBA, Kur'an-ı Kerim eğitimi bir ekran mesafesi kadar yakınınıza getiriyor. Diyanet TV ekranlarında yayınlanmış olan Kur'an Öğreniyorum programının tüm bölümleri artık çevrimiçi olarak EBA platformunda. EBA, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitici yayınlara yer verdiği bir ağ. Öğrencilere eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri sağlamak üzere kuruldu. eba.gov.tr'den erişilebilen bu eğitim platformuna Diyanet TV'de destek verdi. Kur'an eğitimini televizyon ekranlarında taşıyan Kur'an Öğreniyorum programının yayınlanmış tüm bölümleri EBA'da. Kur'an öğrenmeye en baştan başlamak isteyenler için benzersiz bir kaynak olan programa EBA'dan ücretsiz olarak erişmek mümkün. Önce efendim gruplar halinde görelim. Evet, iyi. Amerika'da yaşayan bir Müslüman için helal gıda bulmak oldukça zor. Bu zorluğu aşmak isteyen İtalyan asıllı Müslüman bir kadın kendi kültürüne ait birçok yemeği helal usullerle pişirdi. Üstelik yemek tariflerinden de kitap hazırladı. Yvonne Maffei helal gıdaya ulaşmanın yollarını TRT Diyanet'e anlattı. O Amerika'da yaşayan İtalyan asıllı bir Müslüman. İslam'ı 2001'de kabul etti. Ancak ne yazık ki yaşadığı ülkede helal gıda bulmak çok zordu. Bunun üzerine araştırma yaptı ve sevdiği tüm Fransız, Amerikan ve İtalyan yemeklerini helal usullerce yapmayı başardı. Müslüman olduktan sonra bu yemeklerden hangisi helal diye internetten araştırma yaptım. Ve zaten İtalyan yemeklerinin çoğu haram. Helal gıdalar kullanarak Müslüman yemeği yapıyorum. Çünkü ben İtalyan yemeklerini seviyorum. Yvonne gibi Amerika'da yaşayan birçok Müslüman helal gıda sıkıntısı yaşıyor. Maffei de öğrendiği yemekleri Helal Mutfağım isimli bir kitapta topladı. Amerikan, Fransız, İtalyan ve Orta Asya'ya ait yemekler bulunuyor kitabımda. Örneğin bir yemeğin içinde alkol varsa ben alkol kullanmıyorum. Mesela bu Fransız yemeği. Normalde içine alkol koyuyorlar ama onun yerine çokça üzüm koydum ve aynı tadı yakaladım. Yvonne Maffei'nin helal yemeklerini Hristiyan olan ailesi de çok sevmiş. Ailemdeki herkes Hristiyan. O nedenle helal gıda yemiyorlar. Onlar Hristiyan ama ben yaptıktan sonra helal yemekleri de sevmeye başladılar. Bu yemekleri nasıl yaptığımı merak ediyorlar. Peki Amerika'da yaşayan Müslümanlar helal gıdaya nasıl kolay ulaşabilirler? Mesela ben Chicago'da yaşıyorum. Helal marketler burada çok var. Müslümanların çokça yaşadığı bir bölgede helal ürün bulmak daha kolay. Orta Asya'ya ait marketlerde bulabilirsiniz veya internetten araştırma yaparak bulabilirsiniz. Bazı Müslüman olmayanlar da helal gıdaları sevebiliyor. Çünkü bu yemekler helal olduğu için temiz ve güvenilir. Yvonne Maffei, Türkiye'yi ve Türk yemeklerini de çok merak ediyor. Helal mutfağını genişletmek için de çok yakında Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye gideceğim inşallah en yakın zamanda. Bütün İstanbul'u gezeceğim ve Türk mutfağının tüm yemeklerini yiyeceğim. Türkleri tanımayı çok istiyorum. Burada Türklere ait bir restoranda döner yedim ve çok güzeldi. Türkler çok sıcakkanlı insanlar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Hatay'da bir okulu su bastı, personel içeride mahsur kaldı. Hakkari'de zap suyu asma köprüleri yerinden söktü. Adıyaman'da heyelan nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandı. Sağanak yağış sonrası Hatay'ın Erzen ilçesindeki bir ortaokul su altında kaldı. Okul müdürü ve çalışanlar binadan çıkamadı. Belediye ekiplerinin çabalarıyla biriken su tahliye edildi ve mahsur kalanlar kurtarıldı. Okul bodrum arasında su dolu. Girilmeyecek durumda diyorsun. Bu görüntüler ise Muş merkeze bağlı Ilıca köyü yakınlarında kayda geçti. Sel nedeniyle çok sayıda evde hasar oluştu. Afet bölgesindeki vatandaşlara gıda yardımları zor şartlarda ulaştırıldı. Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen zap suyu Üzümcü köyünde iki asma köprüyü yerinden söktü. Sağanak yağış Adıyaman Çelikan'da heyelanı da beraberinde getirdi. 20 köy ve mezrayı etkileyen heyelan can kaybına yol açmazken ulaşımda sıkıntılar yaşandı, yollarda mahsur kalanlar oldu.
Meteorolojinin tahminlerine göre yağışlı hava Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini yarın da sürdürecek. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları hariç yurdun tamamı pazar gününü yağışlı geçirecek. Önümüzdeki salı günü ise Ege, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'nun batısında gök gürültülü olmak üzere tüm yurt yağışlı bir hava yaşayacak. Bu görüntülerle ana haber bütenini noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.